Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, geldik 58 günde geometri kampımızın paralel kenarının ikinci videosuna. Şimdi dedik bu video bir tık uzun olacak. Çok soru çözeceğiz burada. İşte paralel kenarın uzunluğuyla ilgili karşına gelebilecek her şeyi yapacağız. Dur, 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 dur. Morcan'ın da kaçın sayfasına geldik bu arada? Bir bakalım Morcan'ın kaçın sayfasındayız? Ya bu Morcan var ya. Acayip bir kitap ya. Acayip bir kitap ya. Böyle öğretmenlere falan da gitti. Yani bayılıyor herkes, bayılıyor herkes. Tam böyle geometriyi oturtan acayip bir kitap bu Morcan var ya maşallah maşallah. Evet tam 167. sayfaya gelmişiz arkadaşlar. Dörtgenler bittiğinde çember, kazı cisim, mazı cisim, gül oynaya gidiyoruz. Bakın isterseniz tabletten, isterseniz akıllı tahtadan nereden istiyorsanız izleyeceksiniz bu kampı. Böyle seni A'dan Z'ye uçuruyor. Hadi gel bakalım şimdi nereden başlayacağız arkadaşlar? Baştan söyleyeyim. Kendini ona göre hazırla, ona göre hazırla. Ee, şimdi özelliğimizi vereceğiz, 12. sorudan başlayacağız. Kaçıncı soruya kadar biliyor musunuz? Kaçıncı soruya kadar biliyor musunuz? Gideceğiz, 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 gideceğiz alana kadar. Yani 35. soruya kadar, 35. soru dahil çözeceğiz ve uzunlukla alakalı hiçbir soru kalmayacak. Şimdi senden bir şey istiyorum. Paralel kenarla eşkenar dörtgenin karıştırılan çok şey bir özelliği var. Şimdi sana burada bir şey anlatacağım. Aslında kareyle de ilgili bir şey anlatacağım. Eşkenar dörtgenle de ilgili bir şey anlatacağım. Arkadaşlar şimdi paralel kenarda köşegen çizildiğinde ben şuraya ayrı bir paralel kenar çizeyim sana. Şimdi paralel kenar çizdiğimizde ne oldun ya bir git. Git sen de paralel kenarı çizdiğimizde çizdiğimizde ne oluşuyor bir bakalım köşegenlerini çizdiğimizde ne oluşuyor. Şimdi arkadaşlar bir kere şu köşegeni çizdim. E bu köşegeni çizdiysem sakın açı ortay oluyor deme. İşte eşkenar dörtgenle burası karıştırılıyor. Köşegenleri açı ortay olan her zaman açı ortay olan iki tane dörtgenimiz var. Bir eşkenar dörtgen, biri kare. Bak senin köşegenlerinin açı ortay olabilmesi için bütün Kenar uzunluklarının birbirine eşit olması lazım. Bu durumda sadece eşkenar dörtgen ve kare de var. Köşeleri, köşegenleri açı ortay olan kimmiş? Sadece eşkenar dörtgen kare. Gidip de paralel kenarda sakın köşegenlerim açı ortay olur deme. Peki ne olur? Z kuralı olur bak. Burası alfa ise burası alfa. Burası beta ise buradaki açım da beta olur. Köşegenler bakın böyle olur. Ne yapıyorum? Z kuralından alfa alfa, z kuralından beta beta. Diğer köşe de çizdiğim zaman buradaki açım teta ise buradaki açım teta, buradaki açım işte m açısı ise buradaki açım da m açısı olmuş olur. Hmm. Şimdi peki bu özellik nereden geliyor? Şimdi yine 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 tekrar ediyoruz. Eşkenar dörtgenleri kare ile karıştırmayacağınız bir şey. Arkadaşlar burada köşegenler çizildiğinde, bu köşegenle bu köşegenin uzunluğu birbirlerine eşit falan değildir. Ya basık bir şekil. Hadi size şöyle bir paralel kenar çizeyim bak. Aha. Bak. Böyle bir paralel kenar çizdim. Bir bakın. Ya Allah aşkına şimdi benim şuradaki köşegenimle şuradaki köşegenimin eşit olma şansı var mı? Yok. Basık çünkü üstten. Köşegen uzunlukları bir kere kesinlikle birbirine eşit değil. Ama sorularda uzunluk sorularında en çok kullanacağımız şey bu köşegenin bu parçasıyla bu parçası eşit bu parçasıyla bu parçası eşit yani köşegenler birbirlerini ortadan böler. O zaman benim bu parçamla bu parçam eşit, bu parçamla da bu parçam eşit. Yani buradaki üçgenler ikiz kenar üçgen falan değiller dikkat et. Tamam mı? Ne yapıyoruz o zaman arkadaşlar? Köşegenler birbirlerini tam ortadan bölerler ama köşegenler açı ortay falan değildir. Sakın ola unutma. İkiz kenar üçgen falan oluşmaz. O eşkenar dörtgende olacak. Tamam. Hadi o zaman sorularımıza başlayalım. Şimdi soruların içerisinde aklına kazacağın şey şu. Köşegenler birbirlerini ortalar. Köşegenler birbirlerini ortalar. Bu işareti koyduğunda iki, paralel kenarın e, uzunluk soruları bizim için çok kolay olacak. Hadi başlayalım. Şimdi diyor ki bir paralel kenar diyor. Sonra diyor ki EF ile şuradaki EB diyor birbirlerine eşit diyor. Bir 20 derece vermiş. Bir 30 derece vermiş. Buna göre FEC açısı nedir? Şimdi bakın bu köşegen çizilmiş. O zaman burası 30 derece ise buradaki açım da 30 derece. Buradaki açım 20 derece ise buradaki açım da 20 derece. Hocam şu eşitliği nasıl kullanacağım? Bak köşegenler çizildiyse ilk yapman gereken şey burada çift çizgi varsa burada da çift çizgi var. Burasıyla da burası birbirine eşittir. Bak bu işareti koyduğunda olay bitti. Şu üçgen ikizkenar oldu şimdi gördün mü? O zaman burası 30 derece ise burası da 30 derece. Şimdi bak 2 iç bir dıştan şuradaki açım 10 derece veya buradaki açım 150 derece dersin yine hesaplarsın. Nereye istiyor soru bizden? FEC'yi istiyor 10 derece. Hop 12. sorumun doğru cevabı B şıkkım oldu. Köşegenlerin birbirlerini eşit böldüğünü sakın ola sakın ola unutma. Gel bakalım 13. Diyor ki paralel kenar diyor. Kesimleri E. Bir diklik verilmiş, 7 verilmiş, 3 verilmiş. Bizden AC istiyor. Yani benden şu köşegenin uzunluğunu istiyor bak. Yine bu köşegense buradaki parça 7 ise buradaki parçam da 7'dir unutma. Buraya x de şimdi köşegenin buradaki parçası x artı 3 kadarsa buradaki parçası da ne kadardır? x artı 3 kadardır. Hmm, şimdi ne var? Hocam bir şeyi kullanmadık bir sorun içerisinde. Neyi kullanmadık? Dikliği kullanmadık bak. Dikten çizileni görüyor musun? iki eşit parçaya böldüm. Bak üçgeni iyi gör. Şu üçgeni sarı üçgene bak. Sarı üçgene dik üçgene bak yani. Dik üçgende şu çizilen nedir? E kenar ortaydır o zaman pis üçlü var. X de dediğimiz 7'ye eşittir. Bizden AC istiyor. Buradaki parçam 10 kadarsa buradaki parçam da 10, 20. 13. sorumun doğru cevabı C şıkkımız. Tamam mı? Köşegenlerin ortadan bölündüğü, birbirini böldüğünü unutursan İşaretlemezsen bak kafanda biliyor olabilirsin ama işaret koymazsan soruyu çözemezsin. Diyor ki A, B, C, D paralel kenar kim? A, F köşegen diyor. A, F değil arkadaşlar köşegen A, C. Tamam mı? A, C köşegen. Şimdi bak ortadan bölmüş gördünüz mü? O zaman ortadan böldüyse bunu uzattığında bu da köşegendir. Bunun uzunluğuyla bunun uzunluğu da birbirlerine eşittir. Oho! Burayı da eşit vermiş. E burada eşit oldu. Çat. Buradaki açı 90 derecedir. Pis üçlü olmuş bak. Eşit, eşit, eşit. O zaman burası ikiz kenar üçgen oldu. Burası 32 ise burası 32. 90'ın 32'sini çıkardığım zaman buradaki açımız 58 derece. Değil mi? Burada da ikiz kenar oluştu. Buradaki açımız da 58 derece. Yani istediğin gibi çözersin. Nereye istiyor soru bizden? X'i istiyor. Bak X dediğimiz açı nerede diye bir bak şurada. Bu X'e eşit olan açı burasıdır. Niye? Bak ne dedik? X, X köşegen çizildiğinde e, ters böyle hiç ters açıdan x ise x'tir. O zaman 58 burası, 58 burası. Veya şuradan yap direkt. 32, 32, 64. 2 iç bir dış. Hop işaretledik. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız oldu. 14 E efendim. Geçtik 15. sorumuza. Geçemedik. Gel bakalım bıyıklandı. Soruklarımız bıyıklı oğulları sülalesinden gelmeye başladı. Diyor ki ABCD paralel kenar A, D, E noktaları doğrusaldır diyor. Kimler doğrusalmış? ADE tamam. Sonra bize BD'nin köşegen olduğunu söylemiş. Bak BD'miz köşegenmiş ve ortadan bölmüş. O zaman BD'yi bu köşeden gelen ortadan böldüyse bu da köşegen olmak zorundadır. Hemen bunu şöyle uzatıyorum. Gel bakalım kırmızı uzattım. Bu da köşegen ama bitmedi. Hemen eşit işaretini buna da koydum. Şimdi soruya dikkat et. Soruda DK ile KB'nin eşit olduğunu söylemiş. 80 derece vermiş. KB alfayı soruyor. Şimdi bir üçgen oluştu. O üçgene iyi bak. Şuradaki sarıyla üstünden geçtiğim üçgene bir bak. Burada bize EK'nın açı ortay olduğunu vermiş. Neyi kullanmadım deyip EK'nın açı ortay olduğunu inceledim. Bu açı ortay aynı zamanda kenarı ikiye bölmüş mü? O zaman dik ve şu parçayla şuranın tamamı eşit. Yani oradaki sarıya boyadığım üçgen ikiz kenar bir üçgen oldu. E burası 90, burası 80. Çap buradaki açımız kaç derece oldu? 10. O zaman paralel kenara geri dön. Z kuralı 10 sa. Buradaki açım da 10. 15. sorumuzun doğru cevabı A Bakın sorudaki tek yaptığım şey şuralara eşit işareti koymak. Ondan sonrası kolay. Gel bakalım 16. 16 yok. Ne var? Bir özellik var ve uzunluk sorularının yine çok önemli özelliklerinden bir tanesi. Ben bu özelliği sana buraya çizerek bir anlatayım. Ondan sonra soruları çözerken gül oynaya çözelim. Şöyle bir paralel kenar aldım. Şimdi bu paralel kenarın şu köşegenini çizdim, tamam mı? Diğer köşegenini de çizdim. Ne biliyorum ben? Paralel kenarın köşegenleri birbirlerini ortalar. Burası ile burası, burası ile burası eşit. Şimdi senden şuradaki üçgene bakmanı istiyorum. Baktın mı bu üçgene? Bak. Buradaki üçgene bak. Sarıyla boyadığım üçgene bir bak. Şimdi sarıyla boyadığım üçgenin şu uzunluk neyi? Kenar ortayı bak. Sarıyla boyadığım üçgenin kenar ortayı. Bir sorunun içerisinde şuradan da tam kenarı eşit bölecek bir şey çizdiyse. Sarı üçgene bak. Kenar ortayı çizdi. Yani şurası sarı üçgenin ağırlık merkezi oldu. O zaman benim buradaki uzunluğum x kadarsa buradaki uzunluğum da nedir yine? 2x. Yine şuradaki üçgende de karşı kenarın kenar ortayı çizildiyse bu da oradaki üçgenin ağırlık merkezi olur. E şimdi kenar ortay aynı şekilde davranacak. Bak burası 3x ise burası da 3x. O zaman burası x ise burası da 2x. Yani küçük üçgenlerin ağırlık merkezlerini çok iyi kullanman lazım. X, 2X, X, 2X. Olayım bitti. Gördün mü? A, ne yaptık? Köşegen. Köşegen sonra üçgenlerden karşı kenara ikiye bölecek doğrular çizdi. Burası bu üçgenin ağırlık merkezi. L de bu üçgenin ağırlık merkezi oldu. Sorularda çok kullanacağız. Sonra... Yine çok önemli bir özellik daha arkadaşlar. Yine çok önemli bir özellik daha. Özellikle alanda falan da çok kullanacağız bunu. Paralel kenarı aldım. Paralel kenarın herhangi bir köşegenini çizdim. Şimdi arkadaşlar burada bu köşenin buraya olan uzaklığıyla bu köşenin buraya olan uzaklığı daima birbirlerine eşittir. Çünkü bu üçgenle buradaki üçgen birbirlerinin aynısıdır. Ne yaptım? buraya çizdiğim yükseklikle buradan buraya çizdiğim yüksekliklerin ikisinin uzunluğu eşittir. Hatta hatta burası bu yüksekliği indirdiğimde aşağıda burada ağlık bir dilim bıraktıysa bu bu yükseklikte burada yine ağırlık bir dilim bırakır. Niye? Bakın şuraya da B buraya B dersek A, AHB AHB bu üçgenler birbirlerine eş üçgenlerdir. Çok önemli bir özellik. Ne yapıyorum? Köşegene bir köşeden çizilen yükseklikle Tam çapraz köşesinden çizilen yükseklik birbirine eşit ve ayırdığı parçaların köşelere yakın olan dilimleri de birbirlerine mutlaka ama mutlaka eşit olmak zorunda. Bu özelliklerin ikisi de can alıcı özellikler, ikisi de çok önemli özellikler. Anladın değil mi? Hadi uygulamalarına bakalım şimdi. Gel. Diyor ki A, C ve BD köşegen. A, C ve BD'nin köşegen olduğunu gördüm. Demiş ki soru bize A, e ile EB B birbirine eşit. Bak burayla bura birbirine eşit. 6 vermiş köşegen uzunluğunu soruyor. Tek yapman gereken şey köşegenlerin birbirlerini ortadan böldüğünü işaretlemek. Gel kırmızı kalemim. Benim bu parçamla bu parçam birbirlerine eşittir. Yine şuradaki parçayla şuradaki parçada eşit. Şimdi... Buradaki kırmızıyla içerisinden geçtiğim üçgene bakıyorum. E bu bunun kenar ortayı. E bu da bunun kenar ortayı. O zaman bu F bu üçgenin ağırlık merkezi. Burası 6 ise x'e 2x özelliği var değil mi? 6 ise burası yarısı 3. O zaman burası 9 ise burası da 9. Bitti. 9, 9, 18 işaretledim 16. sorumun doğru cevabı. C şıkkımız çok önemli, çok önemli, çok önemli. Gel bakalım. 17. Bir tık daha üstüne çıktık. Paralel kenar demiş. Köşegenlerden sadece birini çizmiş. Sonra doğrusal doğrusal demiş bazı yerleri eşit vermiş. Bak burayla burayı burayla burayı eşit vermiş. Sonra demiş ki AK uzunluğumuz 8 birim. Şuranın 8 birim olduğunu söylemiş. DL uzunluğumuz 10 birim demiş. EF ile LF'nin toplamı. Bakıyorum EF şurası. Bak, EF burası. Sonra LF, LF de burası bunların toplamını istemiş biraz önceki soruya dönüştüreceğim önce soruyu hemen köşegenimin diğerini çizdim aşağıda bir üçgen oluşturdum gördün mü üçgeni şu üçgen sarıyla içerisinden içerisinden üçgen. ama köşegenleri çizince koymam gereken bir işaret var dedim şurasıyla şurası eşit o zaman sarı üçgenin k noktası ağırlık merkezi oldu burası 8 ise burası 4 oldu burası 4 ise burası da 4 burası 4 ise burası 8 bitti o zaman bizden istenilen EF'yi değil de nereye bulduk şu anda? LF'yi. LF'yi de bulmadık. Neyse köşegen uzunluğunu bulduk. Hemen diğer bir üçgeni sarıya boyuyorum. Burayı incele şimdi. Yine buradaki uzunluk bunun kenar ortayı. Buradaki uzunluk da bunun kenar ortayı. O zaman burada da AYK'a özelliği var. O zaman burası 10 10'sa 5. LF'nin 5 olduğunu buldum. Hocam peki benim şuradaki EF neye eşit? Bak orada da... Orada da sana yeni bir üçgen gösteriyorum şimdi. Şu üçgene bak. Gördün mü? Bu üçgene bak. Bu üçgenin şu çizilen tam ortasından tam ortasından çizilmiş yani orta tabanı. Yani bu köşegen uzunluğunun neyidir burası? Yarısı. Köşegen uzunluğumuz 24'tü. Yarısı o zaman buradaki uzunluğumuz da 12'ye eşit oldu. Toplamları 17. 17. sorumuzun doğru cevabı 17. Hop geçtim 18. soruma. Gel bakalım. ABCD paralel kenar açı ortay ve açı ortay çizilmiş. X uzunluğu kaçtır demiş. Yine temel sorularımızdan bir tanesi. 11, 9 ve 12 verilmiş. Hemen diyorum ki sen alfa alfa ol. Sen de beta beta ol. Ben ne biliyorum? 2 alfa ile 2 betanın toplamının ne olduğunu biliyorum. 180. Her iki tarafı ikiye böldüğüm zaman alfa artı beta 90 çat. Burası 90 çat. Burası 90. Bitti. Şimdi soru benden x'i istiyor. Bakın burada şu 11'in paralelini çiziyorum tam buraya. Ne oldu? Ne oldu söyle bana. Bak buradan paraleli çizdiğim zaman pis üçlüler oluştu. Bu bunu eşit iki parçaya bölecek. Bu da bunu eşit iki parçaya bölecek. Bir kere burası 9, 12, 15 üçgenidir. Bak 9, 12, 15 üçgenidir. O zaman pis üçlü olduğu için burası 15, 2'ye bölündü. 15 bölü 2 burasıdır. Tamamının 11 olduğunu biliyorum. O zaman 11'in içerisinden 15 bölü 2'yi çıkardım. Payda eşitledim. 22. 15'ini attım. 7 bölü 2. Neresi 7 bölü 2? Şuradaki parçam 7 bölü 2. O zaman 7 bölü 2 burası. 7 bölü 2 burası. Toplamımız 7'ye eşit oldu. Hop işaretledim. 18. sorumuzun doğru cevabı E. Çok önemli arkadaşlar. Buradaki yaptığımız dikliği bulmak, paralel atmak bizim için çok değerli. Hadi bakalım geldik 19'a. Yine benzer bir soru kalıbı. Herkes kendisi denesin. Dikliği gören işi bitirir. Diyor ki AB ile paralel kenar, AB ile EF paralel. Bak. Bize kenarlarımıza paralel bir şey daha çizmiş. 9'u vermiş. Onu vermiş çevreyi istiyor. Bir kere hemen yine alfa alfa beta beta'yı söyledim. 2 alfa artı 2 beta 180 alfa artı beta 90. Çat 90'ı yazdım buraya. O zaman bu paraleli buradan uzatıyorum. Bak burası alfa ise burası alfa. Burası beta ise burası beta. Pis üçlü oluştu bak. Şurası ikiz kenar oldu. Beta beta. Burası da ikiz kenar. O zaman 5. 5. 5. O zaman burası toplam kaç oldu? orası 14 ise burası da 14. Burası da 14. Burası 10. Burası da 10. Çevremizi bul. 10 ile 14'ü topladım 24. 2 katını aldım 48. Hop işaretledim 19. sorumuzun doğru cevabı eş. Tamam mı? Oyun gibi. Bulmaca gibi maşallah bulmaca gibi. ABCD paralel kenar ve açı ortaylar verilmiş. Bak bir sürü açı ortay var. 18 vermiş, 15 vermiş, NL uzunluğu kaçtır diyor. Hemen dedim ki alfa alfa beta beta. 2 alfa artı 2 beta 180 olduğu için alfa artı beta toplamı 90. Bak burası 2 alfa ise burası da 2 alfadır. Alfa alfa beta beta aynısı burada da oluştu. Burası da yine kaç derecedir? 90 derecedir. Şimdi o zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Tam buradan zaten bakın burası da 90. Burası da 90 mecbur burası da 90 burası da 90 gördünüz mü? O zaman buradakini uzatıyorum şöyle. Bir kere burası 15 ise burası da ne kadar olmak zorunda? 15. Pis üçlü oluştu. 9 9. O zaman buranın tamamı 9 olacak. X'i burada 9 x burada. Şimdi burası da yine 18'dir arkadaşlar. Burası da 9 9 bölünecek. E o zaman şuranın tamamı da yine 9 olacak. X'i burada 9 x. Ama ben şuranın toplamının da kaça eşit olduğunu biliyorum. 15'e. Hadi topla şimdi. 9 eksi x x'i topladım. 9 yaptı. Artı aşağıda 9 eksi x'imiz var. Burasının toplamı 15. 18'den kaçı çıkarırsak 15 olur. 3'ü ne dediğimiz uzunluk. 3'e eşit oldu. 20. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Tamam. Hadi gel bakalım. Oh çok geçtik. Geldik 21. soruya. Diyor ki paralel kenar köşegen 6 kök 2'yi vermiş bize. Buna göre x kaçtır? Şimdi burada o özelliği anlatırken yükseklikleri birbirlerine eşittir dediğim özelliği kullanacağız. Bir kere 30'u 45'i gördüm. Dik üçgen oluşturmam gerektiğine karar verdim. Şimdi 30 6 kök 2. Hemen diyorum ki buradan buraya yüksekliği çiziyorum. Buradan buraya yüksekliği çizdiğim zaman 90 30 60 üçgen oluştu Evet. O zaman burada 90'ın karşısındaki 6 kök 2 ise 30'un karşısındaki ne kadar oldu? 3 kök 2. Ne dedim? Paralel kenarın köşegenine. Bu köşeden çizilen yükseklik 3 kök 2 ise buradan çizilen yükseklik de buna eşittir. 3 kök 2'dir. E 45, 45, 90 üçgeni oldu. O zaman 45'in karşısı 3 kök 2 ise kök 2 katını aldım. X dediğimiz 6'ya eşit oldu. Çok değerli bir özellik, çok önemli bir özellik. Dikkat, dikkat, dikkat. 21. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Yine aynı özelliği kullanalım mı? Hadi. Önemli bunlar bakın. Beynine kazıyorum hepsini. Paralel kenar denilmiş. Dik atmış. 12, 13 ve 17'yi vermiş. Yerleştirmiş. BE kaçtır diyor. Şurayı istiyor. Dedim ki sana. Bir köşeden köşe gene dik atıldıysa diğer diki de sen çizeceksin kardeşim. Çizemem buradan buraya diki attım. Önemli özelliğimiz neydi? Bölmeleri de aynıydı bak. Buradan çizilen dik. Eğer aşağıda 12'lik parça bıraktıysa, buradan çizilen dikte yine aşağı tarafta 12'lik parça bırakır. 17'nin 12'si burada, buraya ne kaldı? 5. Hmm. Şimdi şuradaki üçgene bir bak. Dik üçgen mi? 5. 12, 13 üçgeni oldu mu? 5. E bu yükseklikle bu yükseklik birbirlerine eşit değil miydi? Eşitti. Burası da yine 5, 12, 13. Ne istiyordu bir soru bizden ya? BE. Nerede BE? BE. Şuradaki uzunluğu istiyormuş bakın. 5 5 5 2, 2. İkizkenar dik üçgen oldu. Şurası 90'sa hop sorumuzun cevabı D şıkkımız. 22 D efendim. Ah oh, dile oynaya gidiyoruz maşallah. Gel bakalım 23. Bıyıklı soru. Aşağıdaki şekilde ABCD paralel kenarı ile ADF paralel kenarı benzerdir diyor. Hocam paralel kenarda benzer olur mu? Olur. Nasıl biliyor musun? Mesela bir paralel kenar aldım. Şöyle. Tamam mı? Şöyle bir yamuk oldu ama idare edin. Bir de küçük bir paralel kenar aldım. Şimdi gel. Şimdi ben buradaki paralel kenarın bir kenarına 10 diyeyim, bir kenarına 12 diyeyim. Tamam mı? Uzun kenarı 12, kısa kenarı 10. Bu paralel kenarı tam kenarlarını ikiye bölsem 10'du, 5'e düştü, 12'ydi, 6'ya düştü. Yani uzunun uzuna oranı kısanın kısaya oranlarına eşitse bu paralel kenarlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Benzer paralel kenarlar deriz. İşte burada o var diyor ki aşağıdaki şekilde paralel kenarları benzerdir diyor. Buna göre DE x kaçtır? Hadi başlayalım. Şimdi bir kere bizim şuradaki uzunluğumuza a diyelim. Şurası x zaten. Kimler benzermiş? ABCD büyük paralel kenarla a, D, E, ADEF e, benzermiş. Hadi o zaman bu benzer olan küçük paralel kenarın kısa kenarı x. Kısa kenarına x dedim. Büyük paralel kenarın kısa kenarı ne? 16. Eşittir. Küçük paralel kenarın uzun kenarı kaç? 16. Büyük paralel kenarın uzun kenarı ne kadar arkadaşlar? Buraya baktığım zaman x artı a. Tamam x artı a. Soru bir yeri 24 vermiş bize. Nereye 24 vermiş? DC uzunluğunun komple 24 olduğunu söylemiş. O zaman şuradaki x artı a'yı sil. Bunun yerine ne yaz? 24 yaz. Bakın şunları 8 ile sadeleştirdim. Burada 2, burada 3 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 3x eşittir 32 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman 32 bölü 3 cevabına ulaştık. Hop 23. sorumun doğru cevabı değişmiş. O zaman paralel kenarlar benzer mi olur demiyoruz. Benzerlik her şeyde vardır. Ya de bile benzerlik var. İşte büyük resmin küçük resmin küçüle küçüle gittiğinde bizim resmimizin bile benzerliği var. Gel bakalım 24. Arda CB kenarı 30 metre olan paralel kenar şeklindeki bahçenin D köşesinde duruyor. Arda burada duruyormuş. CB'nin 30 olduğunu söylemiş. Anam hemen bir kenarı söylemiş bana. Burası 30. O zaman burası da 30 tamam diyor ki. Arda en kısa mesafeyi kullanarak AB kenarı üzerine yürüdüğünde kolundaki saat 24 metre yürüdüğünü gösteriyor diyor. Bak en kısa yol nedir en kısa yol? dik uzaklıktır. O zaman buradan buraya en kısa yoldan yürüyünce kolundaki saat 24 yürüdüğünü göstermiş. Yani buranın uzunluğunu söylemiş. Devam et okumaya. En kısa mesafeden mesafeyi kullanarak CB kenarı üzerine yürüdüğünde ise CB'nin orta noktasına ulaşmış. Ha, buradan en kısa mesafe yine dik uzaklık. Bak 90 işaretini koymayan soruyu çözemez. Tam ortaya ulaşmış. O zaman buradaki 30, 15, 15 bölünmüş bahçenin çevresi nedir Bakın burada bir dik üçgen oluştu gördünüz mü? O dik üçgeni bir kere kullanalım. Burası ne arkadaşlar? Altının 5 katı. Burası şey 5'in 6 katı. Burası 4'ün altı katı. Burası da 3'ün 6 katı olacak. Yani şuradaki uzunluğu 18. Ama bir de şunu kullanalım bak. Burada ne var şimdi? Şurayla şurayı birleştiriyorum. Burayla burayı birleştirdiğim zaman hem dik hem kenar olduğu için şurasıyla şurası birbirine ne olmuş oldu? eşit. O zaman ben şuradaki uzunluğa x diyeyim bak. Şuraya x diyeyim. O zaman tamamı ne kadar oldu buranın? x artı 18. O zaman burası x artı 18 ise burada da x artı 18. Şurada bir özel üçgenim var şimdi. Gördün mü? Dik kollarımdan bir tanesi x. Dik kollarımdan bir tanesi 24. Bir tanesi x artı 18 hipotenüsümüz. Şimdi özel üçgen var mı diye bir bakalım. Şimdi 24, 24 şurası 3'ün üçün... 8 katı olsa. Tamam mı? 3'ün 8 katı. O zaman 3 4 5 üçgeni olacağı için şu da 4'ün 8 katı olsa burası 32 yapar. Burası da 5'in 8 katı olan 40 yapar. Bakalım sağlıyor mu? X 32. Burası 24. X'e 32 değerini verdiğimiz zaman, X'e 32 değerini verdiğimiz zaman burası ne yaptı? 40 50 yaptı. Özel üçgen olmadı. Başka özel üçgen var mı diye bakalım arkadaşlar. Var. Bakın 24'lü 7, 24, 25 var değil mi? O zaman 7, 24, 25 oluyor. O zaman x dediğimiz neymiş? Demek ki 7'ymiş. Burası 7 ise ne istiyor? Çevre istiyor. 7 ise buranın uzunluğu ne kadar oldu? 25. 25 burada var, 30 burada var. Toplamları 55 yaptı. 2 katını aldım. Sorumuzun cevabı 110 olmuş oldu. Hemen geçtim o zaman 25. sorumuza. Daha, daha, daha çok sorumuz var burada. Kaç tane soru çözeceğiz? 33, 34, 35 daha 10 tane sorumuz var. Gel bakalım. Yukarıdaki verilenlere göre A, e, X kaçtır? Şimdi bir şey verilmiş bize önce bunu bir yerleştirelim. Hadi yerleştir. Diyor ki AF uzunluğumuz 2X kadarsa AF 2A kadarsa diyelim 2X demeyelim. FB uzunluğumuz 3A kadarmış. FB'ye bakıyorum burası 3A'ymış. Şimdi kelebek benzerlikleri geliyor. Bak burası 5A ise burası 5A mı? Kelebeği gördün mü? Bak şu üçgenle şu üçgende kelebek benzerliği var. Zaten yamukta kelebek benzerliğinin temelini oluşturmuştuk. Burada da yürüyelim. Bakın benzerlik oranımız 2 bölü 5. O zaman buradaki uzunluğumuz 2B kadarsa buradaki uzunluğumuz 5B. 5B 20 ise B'miz kaçtır arkadaşlar? 4. B4 ise 2B dediğimiz X dediğimizde 8'e eşit oldu. Cevabımız D. Kelebekleri iyi kullanmaya başlayacağız. Bundan sonraki sorular hep kelebek, hep kelebek, hep kelebek. Gel bakalım. Şimdi bize bir 10 vermiş, bir 4 vermiş. Buraların eşit olduğunu söylemiş. Toplamları kaçtır diyor. Kelebeği gördün mü? Bu sefer yan kelebek var. Niye? Burayla burada paralel çünkü birbirlerine. Hadi başlayalım. Burası A kadarsa burası A kadar mı? E burası ne kadar? 2A o zaman benzerlik oranı karşıma çıktı bile. 1 bölü 2. Yani burası B kadarsa burası 2B. Burası C kadarsa burası 2C. 2B 10'sa B dediğimiz 5. C dediğimiz 4 ise 2C dediğimiz 8. Zaten bize soru bunların toplamlarını soracaktır. A, E dediğimiz 8. E, B dediğimiz 5. Toplamları 13. 26. sorumuzun doğru cevabı 5 ikimiz efendim. Geçtik 27'ye. Yine kelebek, yine kelebek, yine kelebek. Şey yok kelebek de var. Temel benzerlik de var bak. Temel benzerliği gören oradan yapar. Kelebeği gören oradan yapar. Tamam mı? Hepsini kullandırtır paralel kenar bize. Çünkü paralel kenar burada paralel, burada paralel. 2, 3 ve 5'i vermiş. Buna göre x kaçtır diyor. Önce bir şuradaki kelebeği yapalım hadi. Gel. Yani şurada bir kelebek benzerliğini gördük mü? Benzerlik oranımız ne? 3 bölü 5. 3 bölü 5 eşittir. 2'nin x burası, x burası. Buradakinden geldi bak x. O zaman içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 3x eşittir 10 yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x dediğimiz 10 bölü 3 eşit oldu. Veya temel benzerlikle de yaparım. Burası 8 ise burası 8 değil mi? Evet. O zaman 2 bölü 2 artı x 3'ün 8'e oranına eşit. Hangisi kolayına geliyorsa, o anda hangisini gördüysen. Arkadaşlar şimdi 28. soruda aslında tahtada böyle gümbür gümbür anlatmaya devam ediyorum ama ya şimdi böyle göstermem gereken, böyle çizimler yapmam gereken sorular geliyor. Böyle kafanızı bir tık karıştırmasın. Yani tabletteki çizimlerin daha net olacağını düşünüyorum. Tablette devam edeceğiz. Yalnız tablette devam ederken geçen yılki yaptığım tablet anlatımlarıyla birleştireceğim. Orada da güzel bir şekilde anlatmışız. Oradan devam ediyoruz. Haydi bakalım. <laughs> Diyor ki paralel kenar BD köşegen diyor. Ondan sonra AKKB bunlar burada kesişmiş arkadaşlar. Şurada bir açı ortay vermiş. Onu da yazalım ee, şöyle. Şurada benim kalemim nerede? Nerede? Şurada. Kaçıncı soru bu? 28. soru. 28. soru. 28. soru. Şöyle AK açı ortay diye ekleyelim, değil mi? açı orta. Ya sorun üstünde vermişiz. Sıkıntı yok ama inek diyelim. Eksik bilgi olmasın yan tarafta. 6'yı vermiş, 10'u vermiş, 15'i vermiş. Buna göre x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, benzerlik var, kelebek var, temel benzerlik var. Bir sürü şey var sorunun içerisinde. Önce ama bir açı ortayı kullanmam lazım. Bakın şuradaki açımız alfa ise burası alfa. Hemen Z kuralından burası da alfa oldu. Şimdi paralel kenarın burası 10'sa burasının da 10 olduğunu biliyorum. O zaman ikiz kenar üçgenim oluştu. Bakın burası alfa burası alfa. O zaman şu uzunlukta şu uzunluk eşit olacak. Buranın da on birimi olduğunu buldum. Hmm. Şimdi x'i nasıl bulurum? Benzerliği bulacağım önce. Önce benzerliği buluyorum bakın. Kelebek benzerliği şu üçgenle şu üçgende kelebek benzerliği var gördük mü? Benzerlik oranı 10 bölü 15. On Onu bulduktan sonra. Hadi yazalım şimdi. 10 bölü 15 benzerlik oranı var. 5'te sadeleştirdim. 2 bölü 3. Yani benim şuradaki uzunluğum 2a kadarsa, şurası 3a. Yine burası 2b kadarsa, burası kaç b kadardır? 3b. Bunları yerleştirdim. Bakın, 2b'nin kaç olduğunu biliyorum. 2b'nin 6 olduğunu biliyorum. B'nin 3 olduğunu buldum. B3 ise şuradaki uzunluğumuz kaç oldu? 9. Tamam. Bundan sonra bir önceki sorudaki yaptığımız gibi kelebekle de yapabilirsin, temel benzerlikle de yapabilirsin. Bakın, temel benzerlik yapacaksak şu üçgenle içini yeşile boyayım. Şu üçgenle en büyük üçgen birbirlerine nedir? Benzerdir. Benzerliği yazalım şimdi bakın. Şurası 15'ti. Şurası 10'du. Şuraya ne kadar kaldı? 5 kadar kaldı. Gerçi hiç şuradakini bulmadan da çıkıyormuş bakın. Benzerlik oranımız ne? 5'in 15'e oranı. 5/15 tamam eşittir x'in tamamına oranı. x bölü bulmamız gerekiyormuş tamamı ne kadar x artı 15. Tamam şimdi içler dışlar yapmadan önce sadeleştirelim 1 bölü 3 olsun İçler dışları yaptım 3x eşittir x artı 15 oldu 2x eşittir ne geldi buradan 15 her iki tarafı 15 2'ye böldüğüm zaman 15 bölü 2 oldu yani 7,5 28. sorumuzun cevabı ne oldu Ceyhan. Hocam buradan yapmak zorunda mıydım? Hayır. Sil, sil, sil şu kalabalıkları sil. Bakın şunu da sildim. Şuradaki benzerlikle de yapabilirdim bakın. Biraz önceki sorudaki kullandığımız gibi. Şu benzerlikle de olayı bitirebilirdim. Nedir benzerlik oranımız arkadaşlar bakın burada? 5'in nereye oranı 10'a oranı. Yani buradaki üçgen şu üçgenin kaç katıymış? 2 katıymış. Tamam. O zaman buradaki uzunluğumuz 15 ise Burası da yarısı 15 bölü 2'ye eşittir diyebiliriz. Hadi bakalım 29. Şimdi paralel kenar denilmiş. Doğrusallık verilmiş. Bunlar verilmiş. 6. Hmm. Hadi bakalım. Şimdi şu AE'ye A kadar dedim. AE A kadar tamam. EB uzunluğu 3A kadar oldu. Hemen burası 4A olduğu için yukarıya da 4A'yı yazdım. FK, AC uzunluğu kaçtır? Yani köşegeni istiyor. Şimdi arkadaşlar iki tane kelebek kullanacağım. Tamam mı? İki tane kelebek kullanacağım. Olayı bitireceğim. Şimdi bir kere, bir kere, bir kere, bir kere, bir kere şunu söyleyelim. Şunu söyleyelim. Bizim yani şunu görmeniz lazım öncelikle. Şurayı çizdiğimizde, köşegenler çizdiğimizde yukarıdaki üçgenle aşağıdaki üçgen birbirlerinin birebir aynısıydı. Bunu unutma. Yani şu üçgenle Şuradaki üçgen birbirinin aynısı. Bunu unutma. Şimdi bir tane kelebek yakalıyorum. Şu kelebeğin de siyahla geçiyorum üstünden. Bak. Görüyor musun? Şurası siyah, 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 siyah. Gördün mü kelebeği? Benzerlik oranım ne? Bocam bununki A iken, bununki 4A. Yani yukarıdaki üçgen aşağıdaki üçgenin kaç katı tam 4 katı. O zaman ben buraya M kadar dersem, M kadar dersem şuradaki uzunluğumun tamamı 4 M kadar. Hmm. Köşegen uzunluğum ne kadar oldu tabii benim? 5 M. O zaman 5 M bölü 2. Neresi 5 M bölü 2? Şurası 5 M bölü 2. Çünkü köşegen uzunlukları nasıl bölünüyordu? Eşit bölünüyordu. O zaman burası 5 M bölü 2 ise şuradaki parçamızın da tamamı 5 M bölü 2 kadar olacak. 5 M bölü 2'nin M'sini çıkarınca kaça eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Tamam. Çıkardığım zaman 3 tane m bölü 2 eşittir 6. 3 m eşittir 12. Her iki tarafı 3'e böldüğümde m dediğimizin kaç olduğunu bulduk. 4. Nereye istiyordu soru bizden? AC. AC'nin tamamına 5 m demiştik biz. M'nin 4 olduğunu bulduk. Sorumuzun cevabı 20. Gördük mü? Benzerlikleri kullanıp olayı bitirdim. Anlaştık mı? Hadi bakalım geçtik 29. sorumuzu. 30 işler biraz daha karışı verdi. Diyor ki ABCD paralel kenar işte kesişimleri L noktasıdır. BKE doğrusaldır. Veriler vermiş. FCA kadar. FC'ye A kadar dersem DF uzunluğu 2A kadarmış. Hemen burası 3A kadar olduğu için buraya da 3A'yı yazdım. AE ile AE e, e, e ile ED eşittir. Bir tane 12 vermiş. Buna göre AK uzunluğu şuradaki uzunluk kaç birimdir diye sormuş. Hmm. Şimdi arkadaşlar güzel kelebekler var. Kelebekleri yakalayan soruyu pıtırar çözer. Hadi bir bakalım önce. İki tane bir tane yan kelebek bir tane dikey kelebeğim var. Bir kere şuna bir bakalım. Şurası da B kadarsa şurası B. Buradaki uzunluğum ne kadar oldu? 2B. Önce şuradaki kelebeği yakala hemen. Bak gördün mü? Hemen bu kelebeği yakaladım. Yukarıdaki üçgenin bir kenarında ne yazıyor? Bakın A. Burada ne yazıyor? 3A. Yani aşağıdaki, yukarıdakinin tam kaç katı olacak? 3 katı olacak. Tamam mı? O zaman burası 12 ise, şu üstünden mavi ile geçtiğim yer bunun 3 katıdır. Kaçtır uzunluğu toplam? 36. Bitti mi? Şurasın neye kadarsa, şunun uzunluğu da ne kadardır içine? Bunları yazdım. İster lazım olsun ister olmasın. Şimdi bir kelebeğim daha var. Onun üstünden de kırmızıyla geçeyim. Bak gel tamam mı? Bu kelebekleri iyi kullanan soruyu lapır diye çözecek. Hadi içlerini de boyayayım. Biri şu bakın biri bu biri bu. Gördün mü kelebeği? Bunun benzerlik oranı ne? Hocam bununki B iken bununki B. Yani sağdaki üçgen soldaki üçgenin tam kaç katıymış? İki katıymış. O zaman o zaman ben ne yapıyorum? Şuradaki uzunluğuma C kadar dersem şunun uzunluğu ne kadar oldu? 2C. Yani köşegenimin uzunluğu toplam 3C kadar oldu. Bakın burada ne yazıyordu arkadaşlar? 12. Şuranın uzunluğunun da 36 olduğunu bulmuştum. 48. 3C eşittir 48. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman C'nin kaç olduğunu bulduk? 16. AK'ya C demiştik zaten. 30. sorumuzun cevabı da Denizli olmuş oldum. Bir o kelebek. Bir o kelebek olay bitti. Anlaşıldı değil mi? Hadi bakalım geldik 31. sorumuza. Bir tık işler karışıyor şimdi. Şimdi çünkü tam kelebekler oluşturmayan şekiller var. Önceki yaptıklarımızın içerisinde kelebekler sorunun içerisinde çok açık bir şekilde görünüyordu. Şimdi bazı doğrular tam olarak kelebek oluşturmuyor. Onlara bakacağız şimdi. İki çözüm yapacağım bunlarda. Hangi çözüm kolayına geliyorsa onu yap. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Şimdi paralel kenar veriler verilmiş, eşit bölünmüş. Hemen şuraya a kadar dersem EB'ye ben a kadar dersem AE 4a'ymış. O zaman burası 5a olduğu için buraya da 5a'yı yazdım. Soru bizden KE'nin KE şurası, KE'nin DK'ye oranını soruyor. Aslında bir benzerlik oranı gibi bir şey soruyor. Şimdi arkadaşlar, bu sorunun içerisinde şu anda kelebek yok. Şimdi soruda kelebek oluşturmam lazım. Bakın nasıl oluşturuyorum biliyor musunuz kelebeği? Şurayı şöyle uzatıyorum. Tamam mı? Bak şöyle uzatıyorum. Burayı da uzatıyorum. Sonra şöyle, şöyle. Kelebeği gördün mü? Bak içini sarıyla boyuyorum. Hadi bak şu sarıyla boyadığımla, şu sarıyla boyadığım ne oldu arkadaşlar? Ee, bir kelebek benzerliği oluşturdu. Ama sadece o değil başka da var. Bakın şurasıyla... Ile... Şurası da kelebek benzerliği oluşturdu. İkinci yaptığım benim için önemli. Niye? Onun oranını biliyorum çünkü burayla bura eşitmiş. Yani buraya M geldiyse buraya da M gelmiş. Yani eşmiş bu üçgenler. O zaman burası 5A kadarsa buraya da ne kadar yazdım 5A. Tamam. Şimdi sorunun içerisindeki şu boyadıklarımı silim kafan karışmasın. Oranın 5A olduğunu bulduk. Şöyle mavi kalemle yazayım buraya. Buranın kaç A olduğunu buldum 5A. Tamam. Şimdi bizden ne istiyordu? K, M, Şimdi ilk gösterdiğim benzerliğe geri dönüyorum bak. Gel bu benzerliğe, gel. Şu benzerliğe geri dönüyorum. Gördük mü? Şimdi benden şuraya X diyelim, şuraya Y diyelim. X bölü Y oranını istiyor zaten. Bakın bu üçgenlerin benzerlik oranı 4 bölü 10 oldu. 4 bölü 10 eşittir X'in Y'ye oranına. X bölü Y. Bakın sadeleştirdiğim zaman 2 bölü 5 oranı karşıma geldi. Şimdi bunu böyle yapabilirim. Sil şimdi bunu. Bu soruyu bir şekilde daha çözeceğim. Şimdi nasıl çözeceğim biliyor musunuz? Şuradaki veriyi üçgenin içerisinde şey paralel kenarın içerisinde bir çizim yaparak kullanacağım. Hemen şuraya A kadar demiştim ben. Şurası ne kadar olmuştu? 4A. O zaman yukarıya da 5A yazdım. Şimdi arkadaşlar hem temel benzerlik kullanacağım hem de bu A'ya 4A'yı kullandıracak bir çizim yapacağım. Ne yapıyorum biliyor musunuz? A'ya 4A'yı kullandırtacak şekilde şuradan şuraya bir parlatıyorum. A'ya 4A'nın olduğu yerden attım bak. Çünkü onu kullanmam lazım. O zaman burada bir üçgenim oluştu bakın? Şurada bir üçgen var. Bir de en büyük üçgen var. İşte bunlar benzer oldu. Benzerlik oranı ne? Şurası 4ken tamamı ne olacak? 5. Yani şurası 4M'ye kadarken Burası kaç M oldu? 5 M. E burası 5 M ise burası da 5 M. O zaman buranın tamamı 10 M olduğu için burası da 10 M. Şimdi kelebek benzerliğinden olayım bitiyor bakın. Şuradan oluşturduğum kelebeği gördün mü? Nedir burası? 4 bölü 10 oranı var. İşte şuraya X, şuraya Y dedim. X'in Y'ye oranı 4 bölü 10 sadeleştirirsek 2 bölü 5. Tamam mı? İşte bu soruyu istersen dışarı doğru uzatarak kelebekler oluşturup çözebilirsin. İstersen de bu şekilde çözebilirsin. Hadi yine iyi öğren diye bol bol koydum bunlardan. Gel bakalım. Paralel kenar demiş. Bunları vermiş. 2'yi vermiş. CK kaç santimetredir? Verileri bir yerleştir. BF. BF'nin uzunluğunu A kadar dedim. AB 3A kadar oldu. Bakın BF A kadarken AB 3A o zaman buraya 2A kaldı. Tamam 3A'ymış çünkü. DE'ye B kadar dersem DE'ye B kadar dedim. AE uzunluğu direkt kaç B kadar oldu? 2B kadar oldu. Tamam. Şimdi bizden nereyi istiyor? CK. CK neresi? Şurası. Şimdi CK'nın içerisinde olduğu oranları da kullanabildiğim bir şey oluşturacağım. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakın. Bir kere burası 3A kadarsa burasının ne kadar olduğunu biliyorum 3A. Önce ikinci çözümü yapayım biraz önceki yaptığımı. B 2B oranını kullanabilmek için şuradan şunu çiziyorum. Tamam mı? Bunu çizdiğimde bir yukarıda bir üçgen, şurası. Bir de büyük üçgen oluştu. Bunların benzerlik oranını söyle bana. 1 bölü 3. Gördük mü? 1 bölü 3 oranı var. O zaman burada 1 bölü 3 oranı varsa benim, benim e, şuraya a'ya 2a demiştim ya. 1 bölü 3 oranı tam kullanabilmek için şuraya ne diyelim? Neyse 2a olarak kalsın. Şuraya x diyelim önce. x'in 2a'ya oranı eşittir 1 bölü 3 oldu. O zaman x dediğimiz içler dışlar yaparsam 2a bölü 3 kadar oldu burası. Tamam. Şimdi buranın 2a bölü 3 kadar olduğunu bulduk mu? Bulduk. Şimdi şurada bir üçgenim oluştu gördün mü? Şurada da bir üçgenim oluştu. Bunlardan kelebek benzerliğiyle olayı bitiriyorum. Bak şurası, 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 şurası. Tamam. Benzerlik oranını söyle şimdi. Bunun bir kenarında 2a bölü 3 varken Öbürününkinde kaçağı var 3a. Benzerlik oranım oluştu. Tamam. Sonra buranın 2 birim olduğunu söylemişti bize EK'yı. Buraya da işte y diyelim. 2'nin y'ye oranı eşit. Bakın ağlar götürdü. Ters çevirip çarpınca 2/9 oranı oluştu. 2/y'ye bölü y eşitmiş bu. E o zaman y dediğimiz 9. 32. sorumuzun cevabı da Denizli olmuş oldu. Hocam, hadi ilk yolla yapalım. Dışarıdan kelebekler oluşturalım. Hadi dışarıdan kelebek oluşturursak nasıl bir kelebek oluşturacağız bir bakalım. Önce verileri tekrar yazalım. B, F, A kadarken AB B, 3A'ydı. Buraya 2A yazdık. Sonra D, E'ye B kadar yazdığımızda A, E'ye 2B yazmış olduk. Şimdi bunun kelebeğini nereden oluşturacağım? Bunun kelebeği arkadaşlar şuradan oluşacak. Şöyle şurayı uzatacağım. Şöyle bakın uzatacağım. Tamam mı? Şeklin içerisine sığmıyor ama şurayı da şöyle tamam şöyle geldiğini düşün. Şöyle şöyle gidiyor bu. Şurada işte kavuşuyor bunlar. Burada burada kavuşuyorlar. Biraz yamuk yumuk oldu ama üçgen burası. Tamam mı? Onu orada gör. Veya şöyle yapayım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Şurada bir şey vardı ya. Dur. Heh. Şu üstünü bir silim. Şu üstünü bir silim önce. Şu şekli öbür tarafa alayım sonra. Gel bakayım. Şekil. Ee, biz her türlü çözeriz yani seni. Gel bakalım. Şuraya. Yapıştır şimdi bunu. Dur. Olmadı. Beceremedim ya. Dur. Gel. Hmm. Şöyle aldım. Kopyaladık. Sonra yapıştırdık. ama Sen benden kaçar mısın ya? Çakal. Hadi şimdi burada çözeyim. Gel bakalım. Şimdi ne yapacağım? Kelebek benzerliğini oluşturabilmek için şunu şöyle uzattım. Şöyle uzattım. Bakın bunu da böyle uzattım. Şimdi benzerlik oranlarımızı, şeylerimizi yerleştireceğiz. Burası A kadarken burası 2A'ydı. Burası B kadarken, D, E, B kadarken burası 2B'ydi. Bakın bir sürü kelebek var, bir sürü temel benzerlik var. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Önce şunu yapalım bakın. Önce şu üçgenle şu üçgenin benzerliğine bakalım. Şimdi burada bir kenarda B var, burada 2B var. Yani iki katı. E ben buranın 3A olduğunu biliyorum toplam. O zaman burası bunun iki katı olacak 6A. Bitti mi? Bitmedi. Bir şey daha yapalım. Bize CK'yı soruyor ya, CK'ya X diyelim şimdi. CK'mız X kadarsa, burası toplam ne kadar oldu bakın? X artı 2. Bu bunun kaç katıydı? Tam iki katıydı. O zaman burası ne kadar oldu? 2x artı 4 kadar oldu. Şimdi hadi bir üçgeni daha buyuyorum. O kelebekle işi bitirelim şimdi. Hop şu üçgen. Şu üçgen. Bakın kelebek var. Hadi benzerlik oranını söyle bana. Bununkinde 3a var. Bununkinde kaç a var? 8a var. Tamam. Eşittir şimdi. Bunun buradaki kenarında ne yazıyor? x. Bunun buradaki kenarı toplam ne kadar? 3 2x artı 6 kadar. Sadeleştirdim. İçler dışlar yapıp bulacağım şimdi. 3 ile çarptığım zaman 6x artı 18 oldu burası. Eşittir 8x yaptı. Aldım bu tarafa 2x eşittir 18. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde 32. sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Hangi çözüm kolayına geliyorsa. Hangisi kolayına geliyorsa. ilk çözüm biraz daha kolay ama nereden nereye paralel atacağını iyi kullanman lazım. Hadi bakalım 33. sorumuz. Bu ne diyormuş bıyıklısı? Şimdi bir diklik verilmiş, eşitlik verilmiş, işaretlemiş 4 ve 20'yi vermiş. Buna göre x kaçtır diyor. Hmm. Şimdi ne yapmış bakın? Buradan buraya attığı doğruyla buradan buraya attığı doğru birbirlerine dikmiş. Hipotenüsün 20 olduğunu söylemiş. Orada bir dik üçgen var. Sonra bizden x uzunluğunu istemiş. x neresi? Yani şu uzun kenarı bulacağız. Uzun kenarın dördünü attıktan sonra soru bitmiş olacak. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Çok net bir şey yapacağım şimdi bakın. Şuradan, şuradan şunu çiziyorum. Ne çizdim? Aslında tam ortadan paralel çizdim. Tam ortadan paralel çizdiğimde, tam ortadan paralel çizdiğimde ne oluşur bakın. Şurası alfaysa, şurası da alfa olur değil mi? Burası alfa ise burası da alfa olur. Sonra bizim şuradaki açımız beta ise şuradaki açımızda ne kadar olmuş olur? Beta. E şimdi ben ne çizdim? Bunun aynısını çizdiğim için burayla burada eşit oldu. Bakın o 20 nasıl bölünmek zorunda paralel çizdiğim için eşit bölünmek zorunda. 10 hop burası da 10 oldu. Bakın şurası şurası eşit oldu ve pis üçlü de oluştu. Hop burası da ne kadar oldu arkadaşlar yine 10 oldu. Bakın pis üçlü oluştu orası da 10. Bakın burada da ikiz üçgenim var. Burada da ikiz üçgenim var. Şimdi bizden ne istiyor? Şurası bakın x kadarsa ters bir üçgenim var orada bakın. Ters üçgeni görüyor musun? Şurada ters üçgen. Tam şuradaki şuradaki uzunluğum şöyle siyahla yapayım. X'in orta tabanıdır. X bölü 2 kadardır. Bakın bununla. Bunun toplamı buraya eşittir şimdi. X bölü 2 ile onun toplamı x artı 4'e eşittir. Onu oraya onu oraya salladığımız zaman x bölü 2 yaptı. Eşittir 6. x dediğimiz 12'ye eşit oldu. 33. sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bir özellik vereceğim. Yani bu özelliği kullanmak zorunda mıyız? Hayır kullanmak zorunda değiliz. Ben ispatlarını biraz önceki soruları çözerken kelebek benzerliğiyle yaptım. Ama biliyorsanız da hızlı bir şekilde çatıt da soruyu çözersiniz. Şimdi bu özellik ne? Şimdi bir paralel kenarın bir köşegeni çizildiğinde bir köşegenin çiziyorsun. Sonra öbür köşeden de böyle yukarı doğru bir doğru atıyorsun. Sonra bu kenarın uzantısıyla bir yerde kesişiyor. Bu şekil karşına gelirse. Bakın biri köşegen olacak. Biri köşegen. Diğeri de o köşegeni bölecek şekilde öbür köşeden çıkan bir doğru sonra kenarın uzantısıyla kesiştiği yer. Böyle bir şey karşına çıkarsa şuradaki ne x diyelim şuraya y diyelim şuraya z diyelim bağıntımız şu. X'in karesi x'in karesi eşittir şunun karesi eşittir. EF ile EK'nın çarpımına yani y çarpı y artı z y çarpı y artı z. İsteyen yani bunu kullanır. İsteyen de kelebek benzerlikleriyle temel benzerlik teoremiyle soruyu çözer. Bakın hadi sonraki soru buna benziyor mu bir bakalım. Bir köşegen atılmış mı atılmış. Köşeden çizilmiş ve kenarın uzantısıyla kesişmiş. O zaman özellik bire bir var. Ama uzun da çözeceğim merak etme. O zaman ne diyorum altının karesi eşittir. İlk parça çarpı tamamı. X çarpı X artı 5. X'in kaç olduğunu görüyoruz 4. Çünkü burası 36 yapıyor. X 4 olursa 4 çarpı 9 olur 36. X'in 4 olduğunu biliyoruz. Tamam işaretledik. Hocam ya bu özelliği aklında kim tutacak? Valla ben de çok kullanmıyorum. Ama kullandığımız durumlarda olabiliyor. Peki kullanmadığımız zaman neler yapacağız? Bir bakalım. Benzerlik kullanacağız arkadaşlar. Hadi şimdi bir de benzerlikle nasıl yapacağız? Bakalım. Şimdi kelebekleri kullanacağım bakın. Şuradaki üçgenle Şuradaki üçgen arasında kelebek var gördük mü? Peki nedir? Bunun bir kenarında 6 var. Bunun bir kenarında ne var? X artı 5 var. O zaman buraya 6K kadar dersem buraya X artı 5K kadar diyeceğim. Bitti olayım şimdi. Bir kelebek daha yakalatacağım şimdi sana. Bakın burada da bir kelebek var. Hop Bu kelebek. Hadi bu kelebeğin oranlarını söyle şimdi. 6k'nın buna oranı. Yani 6 bölü x artı 5k'lar götürdüğü eşittir x bölü 6'ya. x bölü 6. Bakın işler dışlar çarpımı yapınca o formül çıktı karşımıza. 6'nın karesi eşittir x çarpı x artı 5. Yani iki tane kelebek yaparak da soruyu rahatlıkla çözebilirsin. Anladın mı? Selim Hoca hepsini verir. Sen hangisini kullanacaksan. Şimdi arkadaşlar paralel kenarın sınavda gelir mi gelmez mi bilmiyorum. İki tane özelliği var. Bu özellikleri de verelim. Ondan sonra bir tanecik soru çözelim. Sonra paralel kenarda alana başlayacağız. Şimdi paralel kenarın dışında bir tane doğru alınıp bizim bütün köşelerden bu doğrulara birbirlerine paralel olacak şekilde doğrular atıldığında tamam mı doğrular atıldığında bakın şu A'dan çizilenle C'den çizilenin toplamı yani AK ile CN'nin toplamı bakın X de buraya Y de çapraz köşelerden çizilenlerin toplamları eşittir. Eşittir. Buraya da A de bununkine de B de, DL ile DL ile BM'nin toplamına. Tamam mı? Çapraz köşelerden çizilenlerin uzunlukları toplama eşit. Ne zaman? Bir paralel kenarın dışarına bir doğru atıp birbirlerine paralel. Bak özellik şu. Bu buna paralel. Bu da buna paralel, bu da buna paralel. Hepsi birbirlerine paralel olacaksa çapraz köşelerden çizilenlerin toplamları x artı y, a artı b'ye eşittir. Şimdi bunu üçgenin şey, şeyin paralel kenarın içerisine de çizebilir. Bakın paralel kenarın içerisine çizdi bu sefer doğruyu. Ne yapıyorum şimdi bakın paralel, paralel bütün köşelerden o çizdiğim doğruya paralel atıyorum. Bu sefer şöyle bir şey geliyor. Bakın A köşesiyle C köşesinden çizilenlerin toplamı bakın A'dan çizilenle C'den çizilenin toplamı şuradaki şuradaki büyük olan eksi küçük olan tamam mı? Mesela şurası A şurası B ise A artı B toplamı eşittir. Buraya X de buraya Y de X eksi Y farkına eşittir ama çok da kullandığımız şeyler değil. Hadi bir tane soru var hemen kendin yapabilirsin zaten bakın hepsini paralel vermiş uzunlukları vermiş x'i istiyor bizden. Ya o zaman 7 ile 5'in toplamı yani 12 eşittir bunun uzunluğunu 10 vermiş 10 artı x'tir x eşittir 2 bu kadar. <laughs> evet en kolayı da buydu özelliği bilirsen kolay. Evet arkadaşlar şimdi paralel kenarın ikinci videosunun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda paralel kenarda alanla devam edeceğiz. Alanın çok özelliği var. İşte kelebekler, alan parçalamalar, bir sürü bir sürü durumlarımız var. Tüm ayrıntısıyla işlemeye devam edeceğiz. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz bay bay.